Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün lastik ve tekerleklerden bahsedeceğiz. Ehliyet sınavında çıkma ihtimali olan konulara değineceğim. Bir de çıkmış sorular çözeceğiz. Ortalama 10-12 dakikalık bir video çekmeyi planlıyorum. Arkadaşlar motor, trafik ya da ilk yardım konusunda bu şekilde kısa konu anlatım videolar ulaşmak isterseniz bu videonun açıklama kısmına bakın. Oraya linklerini bırakıyorum. Şimdi bu konuyu öğrendikten sonra hem konuyu iyi bir şekilde anlayacaksınız hem de bununla ilgili çıkabilecek tüm sorular çözeceksiniz ileride. Geçelim arkadaşlar konumuza. Değerli arkadaşlar bir de sizden ricam videoyu beğenirseniz kanala abone olursanız sevinirim. Bana destek olmak için bunları yapmanızı istiyorum sizden. Şimdi lastik ve tekerlekler konusunda ehliyet sınavında bize ne sormuşlar onlara bakalım. Lastikler araca her bindiğimizde kontrol edeceğiz. Bakın günlük aylık yıllık değil her bin işte. Soru 1. Soru 2. Lastiğin balans ayarı bozuksa direksiyonda titreşim oluşur. Soru 2. Peker yatakları aşınır. Soru 3. Lastiğin normal aşınması için aracın servis kitabında belirtilen değerlere göre hava vurulmalıdır. Yani arkadaşlar aracın lastiğinin havası bellidir. Her araç türüne, lastik türüne göre değişiyor. Bu servis kitapçında ya da aracın üzerinde yazar. Lastik hava basıncı normalden az ise, bakın farklı bir değerde basınç vurursak ne oluyor? Az ise normalden, basınç az ise direksiyon zor döner. Kenar kısımlarından aşınır lastik bak direksiyon zor döner. Kenar kısımlarından aşınır. Şuradaki fotoğraftaki bak az bu. Az. Eksik. Ne oluyor? Bak kenarlar daha çok temas ettiği için yüzeye kenar kısımlarından aşınma oluyor. Fazla ise direksiyon hafifler orta kısımlardan aşınır. Direkt dönüşlerde savrulmalar oluşur. Bak fazla ise orta kısım yere daha fazla temas ediyor. Orta kısım aşınıyor. Dönüşlerde savrulmalar oluyor. Çünkü lastik yere tam oturmadığı için savrulmaya sebep olabilir. Şurada da doğru değer budur arkadaşlar. Araç gösterge panelinde lastik işareti de şu şekilde olur arkadaşlar. Unutmayın altı böyle lastiğe benzer. Biraz sonra sorularda anlayacağız. Başka ne var burada? Yaz aylarında yaz lastiklerin kullanılması lastiklerin daha çabuk aşınmasına sebep olur. Yani yaz aylarında kış lastiğini kullanıyorsanız Lastikler daha çabuk aşınır. Yapısı gereği kış lastikleri yaz kullanımına uygun değildir arkadaşlar. Eğer kullanırsanız lastiğiniz daha çabuk aşınır. Karlı ve buzlu yollarda aracın çekici lastiklerine zincir takılır. Unutmayın yine bir sınav sorusu. Değerli arkadaşlar burada her söylediğim sınav sorusudur. Çıkmamışsa da çıkabilir ihtimal vardır. Şimdi lastik çeşitlerine bakalım. Yaz lastiği 4 masum lastik ve kış lastiği olmak üzere 3 çeşit lastik var. Burada bilmemiz gereken kış lastiğinin 1 Aralık 1 Nisan tarihler arasında uygulama tarihi olduğu ticari araçlarda zorunludur bu tarih arasında. Yedek lastiğe step ne diyoruz? Yine lastiklerden biri yeni diğeri eski ise ya da birinin havası diğerinden az ise ya da birinin havası fazla ise hava dengesizliği var ise araç bir tarafa çeker. Eğer araç bir tarafa çekiyorsa lastikler arasında ya hava dengesizliği vardır ya da kalite dengesizliği vardır. Araç bir tarafa çekiyorsa lastiklerin hava basınçları eşit değildir. Rot ayarı bozulmuştur. Bakın unutmayın yine sınav sorusu. Şimdi burada da lastiğin okunması var. Bunu tek tek şimdi açıklamayın ben siz durdurun buranın fotoğrafını alın bakın. Arkadaşlar lastikte bu şekilde yazır kullanım alanı. Taşıt mesela 175 taban genişliği bu yanak genişliği bakın şurası. Lastiğin cinsi 14 çapı. Bak 14 çapı. 82 kapasitesi. Bu da maksimum hız yükü. Arkadaşlar bunlar önemli bu çıkıyor bu lastik sorusunda hangi değer hangi şeye yarıyor özellikle şu yanak genişliğini falan iyi bilin. Bir de arkadaşlar lastiğin araçtan sökülmesinde takip edilecek birkaç aşama var birkaç adım var. Önce aracın hareket etmemesi için güvenli yönlemini alıyorsunuz. Yani arkasının önüne takos koyarsın el frenini çekersin. O gerekeni yaparsın artık. 2. Jant kapağını çıkartıyoruz. 3. Bijon somunlarını gevşetiyoruz. 4. Kiriko aracı kaldırıyoruz. 6. Somunları söküyoruz. İzlememiz gereken aşamalar bunlar lastiği değiştirirken. Şimdi bu konuyla ilgili az çok anlaşılmıştır sanırım. Soruları çözünce kafanızda daha da net kalacak şimdi soruları mutlaka dikkatli dinleyin. Bakın ne sormuşlar. Bunların hepsi çıkmış çıkabilecek sorular. Verilenlere göre araç lastiğin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır? Önce neydi? Bakın hepsi farklı başlıyor. Eleme yöntemiyle gidelim. Öncelikle aracın güvenliğini alıyorduk. 5. E şıklara baktığımda 5 ile başlayan sadece bu var. Cevap budur. Direkt çıktı bak. Sonra bakalım yine de 5. Aracın hareket etmesini. Jant kapağını çıkartıyoruz. Okey. Sonra Sonra somunları söküyoruz. Sonra kiriko ile aracı kaldırıyoruz. Somunlar gevşetilir pardon. Sonra da somunlar sökülür arkadaşlar. Şimdi anlaşıldı mı burada? Bu sıralama önemli. Çok az çıksa da bu soru çıkıyor zaman zaman. Dediğim gibi eleme yöntemine gidin. Şöyle yapın. İlk güvenli gönlemini alacaksınız. En sonda somunları söküyorsunuz. Mesela ilk de sonu bilirseniz bile Pardon. Ha şurası. Somunları sökülür. İlk de sonu bilirseniz diğerleri çıkar. Mesela burada 5 başka bir şıkta bile olsa sonuncudan elersiniz. O şekilde bir yöntem izleyin. Bu sorumuza bakacak olursak lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında hangisi olur? Araç bir tarafa çeker. Fren pedalı sertleşir. Frenlerden ses gelir. Fren hidroliği azalır. Az önce anlattık. Lastik hava basınçları dengesiz de araç bir tarafa çeker. Cevap A seçeneği. Bakın çıktı. Az önce anlattıklarımız bunlar. Aşağıdakilerden hangisi frenleme mesafesinin artmasına neden olur? Cevabımız nedir? C seçeneği diş derinlikleri az olursa lastiklerin, yani lastikler eskirse fren mesafesi artar. Geçtik. Yaz aylarında kış lastiklerin kullanılması hangisine neden olur? Cevap nedir? Anlatmıştık lastiklerin aşınmasını hızlandırır. B seçeneği. O zaman her lastiği kendi mevsiminde kullanıyoruz. Lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmaması hangisine neden olur? A. Aracın daha fazla yakıt tüketmesine B. Fren performansının artmasına C. Lastik basıncının kendi kendine azalmasına D. Belirli bir hızdan sonra direksiyonun titremesine Balans ayarı yapılmazsa nedir? belirli bir hızdan sonra direksiyon titremeye sebep olur. Cevap D seçeneği. Geçtik. Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerden? Ayna ayarı, yakıt ayarı, araç ayarı, koltuk ayarı. Cevap nedir? Araç lastikleri. Ayna, araba bindikten sonra, yakıt seviyesi arabaya bindikten, koltuk bunlar bindikten sonra araç lastikler arabaya binmeden kontrol edilir. Bir de her binişte kontrol edilir. Odasından sorusu. Biraz hızlı gidiyorum video uzamasın diye. Fakat videoyu durdurup tekrar baştan izleyin anlayamazsanız sizler. Arkadaşlar söylediğim gibi lütfen videoyu beğenelim. Bana destek olmanızın tek yolu videoyu beğenmek. Motorlu araçlarda eski ve aşınmış lastiklerin kullanılması hangisine sebep olabilir? Motorun yağ yakmasına, motorun sarsıntılı çalışmasına, egzozdan siyah, siyah renkli duman çıkmasına, yağışlı havalarda kaza tehlikesinin artmasına. Eski lastikleri kullanırsan ne olur? Yağışlı havalarda kaza tehliken artar. Bir başka lastik sorusu aşağıdakilerden hangisi rot ayarının bozuk olması? na bağlı olarak meydana gelir. İçten dıştan aşınmalar, ortadan aşınması, direksiyon kovanın eksilmesi, direksiyon milin eğilmesi. Arkadaşlar rot ayarı ön lastiklerin içten dıştan aşınmasına sebep olur. A seçeneği. Geçtik. Çünkü arkadaşlar rot ayarı ön lastikleri ilgilendiriyor daha çok. Oradan yol açık mutlaka. Karlı ve buzlu yollarda aracın hangi lastiklerine zincir takılması uygundur? Cevabımız neydi? Çekici lastiklerine. Karıştırmayın bak ön değil cevap. Çoğu araçta ön lastiktir çekici lastik arkadaşlar. Fakat bilmemiz gereken şey çekici lastiklerine takılması gerektiğini. Çekici iki lastiğe takıyoruz. Sonraki soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi balanssızlık olması? Düz yolda belirli bir hızdan sonra titreşime neden olur. Cevap neydi? Balans neyle ilgili? Tabii ki lastiklerle ilgili. Arkadaşlar balans ayarınızın bozuk olması düz bir yolda gitseniz bile belirli bir hızdan sonra titreşimlere sebep olur. Cevap B seçeneği burada. Geçelim Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucu oluşabilir? Şantın eğilmesi, fren hidroliğinin azalması, sürüş konforunun azalması, bijon somunlarının gevşemesi. Tabii ki cevabımız nedir? Sürüş konforu azalır. Yukarıda anlattık. Lastikleri çok şişirirsen savrulmalar meydana geliyor çünkü araçta. Çünkü aracın yere tut tut tuttuğu alan azalıyor. Araç da savruluyor dolayısıyla. Zaten çok şişirdiğimizde de orta kısımdan aşınıyor lastikler. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? Arkadaşlar bu uyarı lambası lastik hava basıncının düşük olduğunu bildirir. Bakın karıştırmayın. İçinde ünlem var. Bir de şu taban var ya taban. Taban neye benziyor şu kısım? Bu kısım neye benziyor sizce? Bir şeylere benziyor. Tabii ki aracın lastik tekere benziyor. Bak gördün mü? Tekere benziyor. Oradan aklınızda kalsın. Lastik hava basıncının çok düşük veya çok yüksek olması hangisine sebep olur? El freninin arızalanmasına, sürüş güvenliğinin artmasına, bijon somunlarının gevşemesine, lastik kullanım ömrünün kısalmasına. Tabii ki cevabımız nedir? D seçeneği. Lastik kullanım ömürleri kısalır arkadaşlar. Çok şişirirseniz de kısalır, az şişirirseniz de kısalır. Unutmayın. Yukarıda anlattık. Değerli arkadaşlar bu şekilde konu anlatım serimizi izlemek istiyorsanız bu videonun açıklama kısmına bakın. Orada hem trafik hem ilk yardım hem motor konusundaki konu anlatım videolarının linki var. Bir de arkadaşlar kanala gidin mutlaka her gün soru çözün ehliyet sınavına hazırlanıyorsanız. Mutlaka her gün iki tane video izlemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde yaparsanız inşallah başarılı olursunuz. Sınava girecek arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.